Ot. Yeryüzünün o ışıklı, yemyeşil ve yumuşacık örtüsü. Yağmurun ve toprağın aşkından doğan yaşam neşesi. Yeryüzünde dört iklimin yaşandığı nadir coğrafyalardan biri olan Anadolu'da binlerce yıldır otun peşinde bir aşağı bir yukarı göçüp duran değerli bir üretim kültürü yarattı. Yörükler. Gökyüzü ağlamazsa yeryüzü gülmezmiş diyen bu toprağın güzel yürekli insanları. Çayırın çimenin, kurdun kuşun, ağacın suyun yoldaşları. Yağmuru çimene, çimeni kuzuya, kuzuyu yüne, yünü ipliğe, ipliği kilime dönüştüren yaşam ustaları. Hiçbir proje gerektirmeyen, borsası, aracısı olmayan, ekonomik göstergelerin gösteremeyeceği üretim büyücüleri. Coğrafyanın inancı, inancın kültürü, kültürün üretimi belirlediği binlerce yıllık hayat bilgisi okulunun kadim öğrencileri. Islak Çarıklar'da bu hafta sizlere dokumacı yörüklerinden birinin öyküsünü anlatacağız. Bu bir zamanlar coğrafyanın verdikleriyle Anadolu'nun üretim çarklarını hep birlikte çeviren insanların öyküsüdür. Dinleyin. Anlatılan sizin öykünüzdür. Bir zamanlar yörük dedelerinin dilinden düşürmediği bu tekerleme, Isparta ve Antalya sınırlarındaki sular ülkesi, Yukarı Köprü Çay Havzası'ndaki yaşamın çevrimini özetleyen bir üretim döngüsünü anlatır. Suyun, toprağın ve üzerinde yaşayan insanın bir ve bütün olduğu bir döngü bu. Gelin hep birlikte bir kez daha Yukarı Köprü Çay Havzası'na doğru yola çıkalım ve binlerce yıldır süregelen bu döngünün içine doğmuş, yaşamış ve tanık olmuş dokuma ustalarından birinin kapısını çalalım. Gülizar Çelik. Isparta Sütçülere bağlı İbişler köyünde yaşayan son dokumacı yörüklerinden biri. Köprü çayı besleyen kollardan biri olan Kartos çayının kıyısına kurulmuş İbişler köyündeki evinde buluyoruz onu. Bir zamanlar avlusunu çocuk seslerinin, keçi çanlarının, kirkit seslerinin şenlendirdiği evlerden birindeyiz. Bugün bütün komşu evler, komşu köyler gibi Gülizar teyzenin evinde de sessizlik hakim. Vadiyi hala terk etmemiş olan direnişçi kuşların sesleri sessizliği ikiye bölüyor durmaksızın. Thank you.
ot kökü gibi diyor Gülizar teyze, yaşam ağacının köklerini anlatırken. Yaklaşık 30-40 yıl öncesine kadar Yukarı Köprüçay Havzası'ndaki binlerce dokuma tezgahından birinin başında oturup yaşamı dokuyarak kazanan kadınların ortak yazgısını anlatıyor Gülizar teyze. Dokumacılığı ilk önce kazarsın bunu. Ondan sonra kutularsın. Ondan sonra kutularsın dokumaya bu zaman daha ayakta. Bu şeyi bu da tabağa yapıyoruz. Bu tepkini Gülizar Çelik, coğrafyayla uyum içinde yaşamayı bilen, hayvancı toplulukların binlerce yılda yarattığı üretim kültürünün yaşama nasıl yansıdığını, nasıl zenginleştirdiğini anlatıyor aslında. Teke kılıyla gök boncuğun, çam kabuğuyla tuluğun birlikteliğinden süzülen bir kültür bu. Yöre insanının geçimlerini dokumacılıkla sağladığını anlatıyor Gülizar teyze. Yukarı Köprüçay Havzası yüzlerce yıldır yörede yaşayan yörüklerin takas ekonomisini sürdürdüğü bir coğrafyaydı. Al elmayı, ver narı. Biçiminde sürüp giden o günleri bakın nasıl anlatıyor Gülizar teyze. Bu zaman
16-17 demokrat ikinci düzenlenmiş. Çok önemli. Daha bir hayvanı vardı buradan. Eğer dediği adımsan ettik, onu da yerlerdi. Sonra bu bana etti, anlatmanın yanına kamerayı çekti. Buraya tutup, tutuldu. Geçmişin bereketli günlerini anlatırken sözü nehrin balıklarına getiriyor Gülizar teyze. Bugün balık ölümleriyle gündeme gelen vadinin içimizi acıtan halini düşünüyoruz o konuşurken. Yöredeki dokumacılığın en önemli kaynağı olan kıl keçisi üretimini soruyoruz Gülizar teyzeye. Milyonlarca keçiyi yok eden, Türkiye'de bugün altın değerinde olan keçi sütünün su gibi aktığı günleri anlatıyor. Yörüklerin sözlü kültür mirası içerisinde önemli bir yeri olan kuşlar, Gülizar teyzenin belleğindeki yerini de koruyor. Onunla konuşurken daldan dala, telaşla uçuşup duran kuşlar gibiyiz. Kuşların insandan türediğini anlatıyor Gülizar teyze. Evrim mi, yaratılış mı tartışmasını bir çırpıda boşa çıkaran başka türden bir bilgelik bu. Bir zamanlar nehrin sesinin ahengine eşlik eden Yukarı Köprü Çayı'nın dokuma tezgahları yalan olmuş şimdi. Gülizar teyze annesinden öğrendiği dokumacılıkla 8 çocuk büyüttüğü malzemelerini köye gelen turistlere verdiğini anlatıyor. Onlar istedi, ben de verdim. Hem bir ben değilim ki, herkes verdi diyor. Köklü bir kültürün somut mirasının hızla ellerimizin arasından kayıp gitmesi içimizi yakıyor. Yalnızca son tanıkların naiflikle dolu hafızalarında kalan üretim mirasının izlerinin bu denli hoyratça yok olması ne acı. Ya onları yok.
Kalkıp elinde kalan dokuma malzemelerini getiriyor Gülizar teyze. Yitip giden bir tarihin, köklü bir üretim kültürünün son izleri. Eski bir buzdolabı gözünün içinden çıkarıyor birer birer kayıp kıtasının hazinelerini. Yoluğu ettiler, yoluk yok oldu. Yoluk yok, buna kılıç bu.85 yaşındaki Gülizar Çelik, Uzun Güllü, Dikme Arzu, Kelavva, Doktor Atça, Meryem Kadın, Kayış Güllüsü, Sultan Kadın, Akatça ve Kör Ümmühan gibi Yukarı Köprü Çayın dokumacı kadınlarının son temsilcilerinden biriydi. Yaşamı, yalnızca vadinin kendilerine verdikleriyle çekip çeviren kadınların elleriyle bu coğrafyanın kalbine yazdıkları bu güzel öykü, ne yazık ki hepimizin gözlerinin önünde büyüme ve kalkınma masalına kurban edildi. Köprüden bir yere gitmek için değil, hayatta kalabilmek için geçen, bahçelerin sahibi değil, o bahçenin gülü olan, adrenalin için değil, yaşamak için dağa çıkan insanların coğrafyasına veda ediyoruz. Yaşamın çarkını çukruklarla, iple, yünle, kılla, yapayla çeviren insanların ürettiği, dokumaların alıcılarla buluştuğu Isparta'nın ünlü Halı Sarayı,
bugün otopark olmuş. Bir zamanlar yaklaşık 100 bin dokuma tezgahının bulunduğu Isparta'daki Halı Sarayı'nın görkemli, masalsı günlerini anımsıyoruz. Zamanın tozlu sayfaları arasından bulup çıkararak. Geleneksel dokumacılığın yanında ticari bir karşılığı da olan Isparta halısının bölgede hızla geliştiği 1970'li yıllarda neredeyse her evde bir halı tezgahı kurulmuştu. Kadınlı erkekli süren halıcılığın doruğa çıktığı bu dönemde Isparta genelinde 50 bine yakın halı tezgahında yaklaşık 100 bin kişi dokumacılık yapıyordu. Türk tiyatrosunun yüz akı isimlerinden biri olan Muhsin Ertuğrul, bugün pek çoğumuzun unuttuğu 1953 yılında çektiği Halıcı Kız adlı filmde Isparta'daki halı üretimini anlatıyordu. İlk renkli Türk filmi olarak sinema tarihimize geçen Halıcı Kız filmi, Isparta'daki halı tezgahlarından birinde çalışan Gül adındaki genç kızın öyküsü üzerinden kentteki üretimi ve sosyal çatışmayı anlatır. Burası Isparta. Etrafı çepçevre gül bahçeleriyle çevrili Isparta. Evlerinde dokunan halılar, bahçelerindeki gülden çıkarılan yağlarla burası bütün dünyaca tanınmış bir şehrimizdir. İşte romanımız Anadolu'nun bu küçük şehrinde başlar. Haberin var mı Hürmüz? Küçük bey gelmiş İstanbul'dan. Sahi söylüyorsun, niye görünmedi? Daha dün gelmiş ayol. Neredeyse çıkar ortaya. Hürmüz müjdeyi verdin mi? O çoktan kokusunu almıştır. Geçen sene Hasan'ı avucuna alamamıştı. Bakalım bu sefer ne büyük kullanacak. Senin dokuduğun halılar neden kimseninkine benzemiyor Gül abla? Büyük annen ölürken parmağına tılsımlı bir yüzük takmış diyorlar, sahi mi? Bak hele. Senin dokuduğun halılar insanın yüzüne gülüyor. Hem kimsenin eli bu kadar çabuk değil. Tılsımı öğrenmek ister misin? Ya, istediğin iliklere yüreyim deme. Canından da bir şey katacaksın. Peki ama nasıl katacaksın? Halıcı kızlardan evlenip de bahtı açık çıkan bir tek kız göstersene bana. Kısmeti kaderi neyse o olur. Ya adam kızının parasına göz koymuşsa? Benim kızımın güzelliğinden başka hiçbir varlığı yok. Ya. Bir zamanlar ünü dünyaya ulaşan bir üretim kültürü sinemayı bile etkilemişti. Bu büyük üretim gücünden geriye bugün ne yazık ki yalnızca birkaç halı tezgahı kaldı. Ermeni Haçık Usta ile Rum tüccar Ispartalı Agopoğlu'nun Doktor Bodasaki'nin girişimleriyle 1890'lı yıllarda dünyaya açılan Isparta halısı 1990'lara gelindiğinde makine halısına yenildi. Torosların koynundaki vadilerde benzersiz bir dokuma kültürü yaratan dokumacılar da yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldı. Oysa dokuma bağımsızlıktı, özgürlüktü, kendi kendine yetmenin adıydı. Ancak kapitalizmin kurallarını koyanlar, varoluşunu borçlu oldukları endüstriyel dokuma sayesinde güçlenerek kentleri ele geçirmişti ve kırsaldaki bağımsız üretimin bir an önce sollanmasını istiyorlardı. Önce İngilizlerin teşvikiyle Anadolu'nun büyük ovalarında endüstriyel tekstilin ham maddesi olan pamuk ekimi başlatıldı. Çukurova ve çevresindeki geleneksel dokuma kültürünü yok eden süreçte 1830'larda Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'nın Mısır ve Suriye'den getirdiği tohumlar ve siyahi kölelerle devasa pamuk tarlaları oluşturma girişimleri bu sürecin ilk adımlarıydı. 1860'lı yıllarda yaşanan Amerikan İç Savaşı'nın ardındansa Ege bölgesinde de yaygınlaşan pamuk üretimi ilerleyen yıllarda Türkiye'nin sosyoekonomik yapısını derinden etkileyecek olan yeni bir üretici sınıfın ve sermaye birikiminin doğmasına yol açacaktı. Önce Çukurova, ardından da Ege ve Akdeniz bölgelerindeki dağlarda yaşayan yörükler,
Türkmenler ve Alevilerin zamanın ötesinden taşıdığı geleneksel üretim ve dokumacılık etkisini yitirmeye başladı. Üretim araçlarını yitiren yörükler ovalara inerek pamuk tarlalarında ırgat oldu. Yaşar Kemal ve Orhan Kemal'in romanlarında öykülerini anlattığı insanlar işte o insanlardı. Bir başka deyişle Anadolu halkı kendi varoluş nedenlerini ortadan kaldıran bu sürecin sonunda göç ettikleri kentlerde kurulan organize sanayi sitelerindeki tekstil tezgahlarında yaşamlarını tüketirken, tezgahların sahipleri de ülkenin siyasi ve ekonomik yapısını şekillendiren birer barona dönüşmüştü. Bu toprakların üretim kültürünü ve geleneksel dokumacılığı yok ederek zenginleşen sınıflar her yeni yıkım oyununda soluğu yeniden Anadolu coğrafyasında aldı. Kapitalist pazara mal üreten tekstilde kar marjları azalan dev şirketler yağma oyununda bir kez daha dağıtılan kartlarla bu kez de enerji ve vahşi madenciliğe soyundular. Dağlar, ırmaklar, kuşlar öksüz kaldı. İnsanın kuşlardan türediğine inanan o güzel insanların yaşadığı coğrafya kuşlarını yitirdikçe hepimiz biraz daha eksiyiz şimdi. Dinleyin, anlatılan sizin öykünüzdür diyerek çıktığımız yolda, ıslak çarıklarda bu hafta sizlere Torosların unutulan dokumacı kadınlarından birinin öyküsünü anlattık. Her hafta olduğu gibi sözü yine bu toprakların ruhuna sinen sesleri bizlere ulaştıran Emre Dayıoğlu'na bırakıp biz artık gidelim. Yeah.